Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil Alemin. Salatu ve selamu aleyhi ve aleyhi ve sahbihi ecmain. Evet selamun aleyküm sevgili kardeşlerim. Bediüzzaman'ın e, evlenmeme meselesini konuşacağız. Evlenmek sünnet. E, Bediüzzaman Hazretleri de büyük bir alim. Neden evlenmedi ve bu evlenmeme meselesi bazen e, bazı kesimler tarafından tenkit ediliyor. Aslında bana kalsa konuşulacak bir mesele mi? Değil arkadaşlar. Yani bir insanın bir sünneti yapıp yapmadığı, bütün alimlerin hayatlarını inceleyip, hepsinin çetelesini çıkarıp, hangi alim hangi sünneti yapmadı diye bir e, sorgulamamız bizim yok aslında ki o olayın sünnet olabilmesi için bazı şartlar olduğunu da hani İmam-ı Gazali'nin evliliğin afetleri işte ya da bekarlığın afetleri şeklinde ihya'da anlattığı bahisler var biliyorsunuzdur sevgili kardeşlerim. Bilmeyenler oraya müracaat edebilir. Yani buralarda evlenmenin Kişiye göre değişen bir durum olduğunu, farz, vacip, sünnet hatta işte rızgına haram karışıyorsa bunun mekruh, işte adaletsizlik yapacağından korkuyorsa yine mekruh olması gibi durumları hatta bunun ileri boyutlarında evlenmenin o kişi için haram olduğu boyutlar var sevgili kardeşlerim. Yani hasta mesela zulmedecek ama evlendiriyorsun. Evlenmek o kişiye haram. O yüzden evlenmek sünnettir deyip işte bu alim de bu sünneti yapmadı işte he tukaka yapalım bunu gibi bir tavır, ee, ilmi ya da insani, ahlaki bir tavır. Değil öncelikle onu söyleyeyim. Burada çok kendim konuşunca böyle sanki ben Risale-i Nur'u okumuş da oradan konuşuyormuşum gibi görünmüyor. O yüzden ben burada Üstad Hazretlerinin bu evlilik meselesiyle alakalı söylediği şeylerden birkaç tanesini inşallah aktaracağım. Şimdi, niye evlenmedin sualine karşı şöyle bir cevap veriyor. Bediüzzaman cevap veriyor küçük kitaptan okuyorum 163. sayfa. 40 seneden beri gayet dehşetli bir zındık, zındıka hücumu karşısında her şeyini feda edecek hakiki fedakarlar lazım geldiği bir zamanda Kur'an-ı Hakim'in hakikatına değil dünya saadetimi belki lüzum olsa ahiret saadetimi de feda etmeye karar verdim. zira dehşetli dinsizlik komiteleri öyle dehşetli hücumları ve desiseleri yapıyorlardı ki bunlara karşı gelmek için azami fedakarlık yapmak ve harekat-ı diniyesini rıza ilahiden başka hiçbir şeye alet yapmamak lazım geliyordu. Bir çare bir kısım alimler yani bulunduğu zaman, dönem, ortam, mekan işte zındıka ateizmin hücumu, alimlerin evli olmasından dolayı çocuk çocuk endişesinden dolayı, rızık endişesinden dolayı fetvalara e, bir şeklinde ki e, yani bazı fetva fetvaları bir görüşüne yakın şeklinde vermeleri vesaire gibi durumlar yani dolayısıyla rıza ilahiden başka hiçbir şeye e, dini hizmetin alet edilmemesi gerektiğinden dolayı azami fedakarlık yapılması gerekiyordu diyor Üstad Hazretleri. Bir çare bir kısım alimler ve ehli takva insanlar çoluk çocuğunun maişet derdi için bir fetva verdiler veya taraftar göründüler. Hususan din derslerini kaldırıp ezanı Muhammedi'yi kaldırmak gibi dehşetli hücumlara karşı azami fedakarlık ve azami sebat ve metanet ve her şeyden istina etmek lüzumu karşısında. Ben bir sünnet seniye olan evlenmek adetini terk ettim ki çok haramlara girmeyeyim ve çok vacipleri ve farzları yapabileyim. Az önce İmam Gazali'den verdiğim örnek bu da. Bir sünnet yüzünden yüz günaha girilmez. Çünkü o 40 sene zarfında bir tek sünnet yerine getiren bazı hocalar on kebaire ve harama girmeye mecbur oldular. Bir kısım sünnet ve farzları bırakmaya da kendilerini mecbur bildiler. Saniyen ayet-i kerimedeki فَنْكِحُوا مَا دَعْبَ لَكُمْ Ve hadis şerifteki تَنَاكَحُوا تَكَاثَرُوا gibi emirler emri daimi ve vücubi değillerdir. Elbette bu tefsir usulü, fıkıh usulü bilen kişilerin malumudur. Kur'an'daki bu şekildeki emri, emir sigaları işte menar muhtasarında Aliül Kari bunların 18 farklı anlama geldiğini söylüyor. Yani buradaki emir demek illa o işin farz ya da vacip olduğu anlamına gelmiyor. Belki istihbabi ve sünnet emirlerdir bunlar. Yapılması iyi olan sünnet kabilinden olan şeylerdir. Hem şartlara bağlıdır hem de herkes için her vakit değildir. Hem de la ruhbaniyete fil İslam, İslam'da e, ruhban, ruhbaniyet yoktur manası ruhbaniler gibi tecerrüt merduttur, hakikatsızdır, haramdır demek değildir. E, belki hayrun nasu men yenfa'un nas hadisinin sırrıyla hayat-ı hizmet için içtimai bir adeti İslamiye'yi terviçtir. Yoksa selef salihinden binlerle ehl hakikat inzivaya ve mağaralara muvakkaten girmişler. Bu da aynı şey oluyor. Yani evlilik hayatlarına ki bazıları bekar, işte Bişri Hafi gibi e, bekar olanları da var. Mağaralara muvakkaten girmişler. Bazıları bekar olduğu halde, bazıları evli olduğu halde bunu yapmışlar. Dünyanın fani müzeyyenatından istina ve tecerrüt etmişler. Ta ki hayat ebediyelerinde tam hizmet etsinler. Madem şahsi ve hususi kemalat bakiyesin dünyayı terk edenler selefi salihinden çok var. Elbette hususi değil, külli ve umumi olarak çok bir çarelerin saadet bakiyeleri için ve dalalete düşmemeleri için iman imanlarını takviye edip kurtarmaları için hakikati Kur'aniye ve imaniye tam hizmet etmek için hariçten gelen dahilden çıkan dinsizlere karşı dayanmak için zail ve fani dünyasını terk etmek elbette sünnet-i seniye muhale muhalif değil. Belki hakikati sünnete mutabakattır. Yani burada bu çok önemli hakikaten. Şimdi insanlar ateist oluyor, dinsiz oluyor. Bir anda bir adam da fedakar ana koşturuyor, vakti yok, evlenememiş. Ya bıraksın o evlensin de yani o öbür insanlar. Ya bunu herkes zaten yapamaz. Zaten yapan kişi bir tane olmuş. Hani dinsiz mi olsun? Dinsizlik mi önemli, evlenmek mi? İman mı önemli, imansızlık mı yoksa evlenmek mi? Bu kıyasları işte bunlar fıkhi kıyaslar. Biraz ilim sahibi olan insanlar bunlar bilir zaten. Ayrıca işte e, i̇mam Nevevi gibi bütün dünyada en çok okunan e, Salih'in en çok okunan kitabın sahibi olan bir zat evlenmemiştir. bir, birçok bir kişi vardır evlenmeyi. İşte Muhammed Hamidullah Hoca evlenmemiştir. E, Keşaf sahibi Zemahşeri evlenmemiştir. Yani Ebu Hureyre çok geç evlenmiştir. Çok örnekler var yani. Salih sen risale talebelerine başkaları evleniyorlar. E, siz tezevvüçten evlenmekten vazgeçtiniz denilmemiş denilmez. Fakat talapeler birkaç tabakadır. Bir tabakanın hakiki ihlasını kaybetmemek o dinsizlik karşısında tehditlere aldırmamak, kaybedeceği bir şeysi olmaması açısından hakiki fedakarlık ve azami bir sadakatı taşımak için dünya ihtiyaçlarına rızgı, maaşeti de imkan vermediğinden ve mümkün olmadığı için ee, mümkün olduğu kadar ömrünün muvakkat bir kısmında bağlanmaması bu zamanda lazım geliyor dediği o zaman ifade ediyor. Eğer hizmeti Kur'an'ı ve imaniye de yardımcı bir hanım bulsa alır. Hizmete, hizmetine zarar vermez. Lillahilhamd bu nevi'den çok nur talebeleri var. Zevçleri onlardan geri kalmıyorlar. Demek ki yani o iman hizmetinde eğer fedai olabilecekse, o dinsizliğe karşı beraber imansızlık hücumuna karşı beraber mukavemet edebilecekseler elbette ki böyle bir evlilik ki zaten sünnete uygun evlilik budur. Belki kadınlardaki şefkatten gelen ücretsiz fıtri kahramanlık ve hakiki ihlas cihetiyle zevcinden daha ileri gidebilir demiş ve bu şekilde devam ediyor. Şimdi bu evlilik meselesini bir yerden daha okuyacağım size. Muhammed Emin Yıldırım Hoca'nın evlilik kitabından sayfa 42'ydi sanırım. Bakayım oraya. Evet. Şimdi tabi e, Said Nursi Zemaşeri i̇bn Teymi, İmam Nebevi, Büşrafi saymış zaten. E, Muhammed Emin hocamız da bunları. Şimdi burada İslam tarihinde yıldızlar olduğundan ve bu yıldızların evlenmediğinden ama onlar İslam tarihi semasının yıldızları olduğundan bahsetmiş Muhammed Hoca. İşte son zamanlarda Muhammed Hamidullah'ın da gene e, o gayretli çalışmaların yanında evlenmemesi noktasını söylemiş. E, Abdülfettah Ebu Gudde'nin Ulema-ül adlı kitabından bahsederek ki kitabın Türkçesi mevcut ulaşabilirsiniz. O kitapta e, bekar alimleri, 21 tane bekar alimin anlatıldığını ve sonunda Bediüzzaman Hazretleri ile Muhammed Hamidullah Hoca'nın da eklenerek bunun 23 olduğunu söylemiş. Abdülfettah Ebu Gudde o kitapta da bu meseleyi sevgili kardeşlerim değerlendiriyor. E, oraya müracaat edebilirsiniz. Peki, onlar Allah'ın ve Resulü Ekrem Aleyhisselatü Vesselam'ın evlilik konusundaki beyanlarını bizden daha iyi bilmiyorlar mıydı? Elbette biliyorlardı. Burada önemli olan bir husus var ki altını çizelim. Evlilik bazıları için farz, vacip, sünnet, mekruh ve bazıları için haram olabilir. Söyledik bunları. Şartlar müsait olup evlilik istediği evlilik isteği olana evlilik farz olur. Bunun içiddetine göre de hüküm vacip sünnet olarak değişebilir. Bir insan kendisini ve ailesini geçindiremeyecek durumdaysa evlendiği zaman mağdur edecek ve mağdur olacaksa o durumda evlilik onun için mekruhtur. Evliliğin bereketinden bahsettik ya da o kişinin rızgına haram karışıyorsa o haram rızgına atmış olacak, başkalarını da yedirmiş olacak. Onun da evlenmesi yine harama yakın mehruh. Ki şu anda tevekkül eder, evlenir. Müslümanlar da maddi anlamda yardımcı olursalar kerahat sünnete değişebilir. En alt kategori ise evliliğin haram olmasıdır. Karşılıklı şehvet duyguları ölmüşse, karı koca arasında münasebet yaşanmayacaksa evlenmek haramdır. Bu durum boşanma sebebidir. Çünkü bizim dinimiz fıtri bir dindir. Dolayısıyla çevremizdeki ve tarihteki bazı insanları değerlendirirken böyle özel durumları olabileceğini de unutmamalıyız. Sünneti terk etti, farza sırt döndü şeklindeki şeyler söylemek Müslümana ait bir tavır olmamalı. Olamaz. İslam'da bazı farzlar ehemmiyet derecesine binaen diğer farzlara göre hüküm değiştirebilir. Mesela cemaatle namaz farzdır ama fıkıh kitaplarında 11 sınıf insanın cemaatle namazın farziyetini muaf tutulacağını biz buna vacip diyelim dair bir fetva var. O sınıflardan bir tanesi de şudur ki eğer bir alim ilimle uğraşıyorsa ilmin hatırına cemaatle namaza iştirak etmeyebilir. Bu meşhur sevgili kardeşlerim bakın. Yani bu alim ilimle uğraşıyor, kendini ilme vermiş ve evlenmeden de bir şekilde o şehvet duygusunu yenebiliyor ve harama ya da işte haram benzeri şüpheli şeylere yanaşmıyorsa ve ilme vermişse kendini ve ilim adına büyük şeyler ortaya koyuyorsa camideki cemaatle kılınan namaz da çok kuvvetli bir sünnet. Aynı evlilik gibi ama ondan bile ne oluyor? Bakın muaf kılınıyor. Yani evlilikte de benzer mülahazalar oluyor. O yüzden direkt hüküm vermemek lazım. İlimle uğraşan insanı mesela adam alim diyorsun ki ondan alim olur mu? Münafık. Hiç camide görmedik. Ya adam alim. Kendini, ömrünü, vaktini 20 saat çalışıyor, 15 saat çalışıyor. Ümmet adına kendini paralıyor. Elbette ara, ara sıra gitmesi lazım ki gider de yani. Ama böyle her vakte gitmiyor diye alim için böyle şeyler söylenmez, söylenmemeli. İlimle uğraşan insanın üzerinden o yükümlülüğün kalktığı söyleniyor adını andığım ve anmadığım alimler ilim noktasında öyle hayırlar ortaya koymuşlardır ki o insanların evlilik gibi bir farziyetin hükmünün dışında değerlendirmeler elbette önemlidir. Evlilik gibi bir sünnetin diyelim önemlidir ve biz öyle değerlendirmeliyiz. Mesela Bediüzzaman Said Nursi iman adına çok büyük hizmetlerde bulunmuştur. Şu topraklarda iman adına bir mücadele başlatmıştır. Ömrü hapislerde, mahkemelerde geçmiş yani. Evlenecek parası, evlenecek imkanı, zamanı mı olmuş? Ve imanın kökünün kazanacağı bir zeminde imanın tohumlarını ekmiştir. Karşısında duran büyük yangını görmüş, bunun üzerine şu sözü söylemiştir. İmanım yanıyor, tutuşmuş evladım yanıyor. Ben o yangını söndürmeye gidiyorum. Biri beni engellemek için ayağıma çelme takacakmış ne yazar. Çok çileli bir hayatı olduğundan Bediüzzaman Said Nursi evlenmeye fırsat bulamamıştır. Dolayısıyla alimlerimizin peygamber mesleği olan İsa ruhunu başkası adına yaşamak yaşatmak için yaşamak ruhunu anlayıp yaşamak için değil yaşatmak için verdiği mücadelenin bir tezahürü olarak evliliği terk etmeleri Tenkidin değil, takdirin konusu olur. Allah onlardan ebeden, ebeden razı olsun. Evi de, aşı da, evliliği de terk ettiler. Nesillere iman hakikatleri ulaştırma adına gayret içerisinde oldular. Evet, söyleyeceklerimiz bu kadar. Biraz bu konudan nasipsiz kardeşlerimizin çok konuştuğu bir mesele olduğu için değerlendirdik. Yoksa hani böyle konuşulacak bir mesele hakikaten değil yani. İlmi olarak konuşulacak, tartışılacak, tartışmalı bir mesele değil. Ee, Cenab-ı Hak o alimlerden razı olsun. Velhamdülillah. Ha, gerçi bitirdim gibi oldu sanki videoyu şimdi devam etmeyecek pek kardeşler ama e, bu zaman noktasında bir değerlendirme yapacak olsak elbette haram nazarın bu kadar arttığı, e, haramın ayyuka çıktığı, tesettürsüzlüğün teberrüce inkılap ettiği bir dönemde e, bir gencin e, toplum hayatının içerisinde yaşayan birisinin kendi nefsine hakim olması gerçekten çok zor sevgili kardeşlerim. Başka yerlerde Bediüzzaman Hazretleri işte münazaratta var. Bekarlık bekarlık bir karlıktır. Hani işsizlerin yapacağı şeydir. Hani evlenmek lazım şeklinde evlenmeli cümlesini kuruyor. Yani toplumda genel anlamda verilecek hüküm özellikle de istisnai şahsiyetleri bir kenara bırakılırsa bu kadar günahların insana hücum ettiği bir zamanda evlenmek bu zamanın gençlerine sünnet ve vacip bir vazifedir. Mutlaka yerine getirmeleri lazım. Bunu da sünnet üzere yapmaları lazım. Velhamdülillahi Rabbil Alemin.